Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nın 8. haftası 3. videosundayız. Yani açık kenar bağıntıları 3 videosundayız. Bu videoda ne işleyeceğiz? Geniş açılı ve dar açılı üçgenlerle ilgili yorum yapacağız. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Geniş açılı ve dar açılı üçgenler. Arkadaşlar öncelikle şu dik üçgen muhabbetini biliyoruz. Nedir dik üçgen muhabbeti? Ee, burası ABC üçgen hipotenüs B diğer kenara A bu kenar C ise Hipotenüsün karesi B kareye eşittir A kare artı C kare olduğunu biliyoruz. E biz bir de şunu biliyoruz. Açı kenar bağıntılarında ne vardı arkadaşlar? Açılarla kenarlar neydi? Doğru orantılıydı. Büyüklük küçüklük anlamında değil mi? E o zaman biz büyük gördüğümüz an bak 90 derece gördüğümüzde B kare eşittir A kare artı C kare ya. Eğer burası burada kaç 90 değil de geniş olursa ne diyeceksin? Geniş olması 90'dan büyük olması anlamındadır. O zaman aradaki işaret büyük olacak. Peki 90'dan küçükse yani dar açıysa o zaman ne olacak? Dar açı olduğunda da b kare küçüktür a kare artı c kare hikayesini uygulayacağız. Ha tabi öncelikli olarak üçgen eşitliği tabii ki uygulanacak ve sonrasında geniş olduğunda bakın şunu uyguluyoruz geniş açı olduğunda 90 gibi düşünsek b kare a kare artı c kare ama 90'dan büyükse aradaki işaret büyük olacak. Dar olduğunda da, yani 90'dan küçük olduğunda da b kare küçüktür a kare artı c kare olduğunu uygulayacağız arkadaşlar tamam. Bu da dik üçgenin mantığından geliyor. Zaten hani 60'tan büyük olmasıyla alakalı da ilk videoda da bir soru yapmıştık. Aynı mantık. 60 iken bu değer çıkıyorsa 60'tan büyük değerler için o değerden büyük olacak. E, 90 iken 90 gibi düşünürsün. B kare eşittir işte, A kare artı C kare ise 90'dan büyük olduğu zaman da B kare büyüktür A kare artı C kare hikayesini uygulayacağız. Yine buradan mantıktan geliyor arkadaşlar bu. Tamam. Hadi bakalım örneklere bakalım. AC uzunluğunun en büyük tam sayı değeri nedir? Öncelikle arkadaşlar AC uzunluğu x. Üçgen esiliği kesinlikle ama kesinlikle uygulayacağız mı? Evet uygulayacağız. Yani 1 ile 9 arasında olduğunu biliyoruz. Bu bize tüm değerleri verecektir zaten. Bir de ne demiş? ABC açısını dar açı demiş böyle. Dar açı olduğunda 90 olsaydı ne olacaktı? Hocam 3, 4, 5. Hayır. Şurası 90 olsaydı 4, 5 ise Pisagor bağıntısından 4'ün karesi artı 5'in karesi olacaktı. Eğer burası 3, 4 olsaydı buraya 5 yorumu yapabilirdik ki buradaki özel açı mantığını da sorularda pratiklik olması için de kullanacağız. Biraz sonra göreceksiniz. Daraç olduğunda daraçın karşısındaki kenar x kare küçüktür. 4'ün karesi artı 5'in karesi diyeceğiz. Eşit olsaydı eşit diyecektik. Küçük olduğundan küçük dedik. E buradan x kare küçüktür 16 artı 25'ten. Kaç çıkıyor arkadaşlar bu? 41 mi çıkıyor? Evet. x kare küçüktür 41 geldi. Buradan da x küçüktür ne geliyor? 5 değeri sağlanıyor. 6 değeri sağlanıyor. 7 değeri sağlanmıyor. 6 sağlanıyor. Sağlandığı için de eşitlik koyacağız. Yani burada da ne bulduk arkadaşlar? Şunu bulduk. Yani... Hocam x alttan küçük eşit. Bir de bu aralık vardı. 2 aralığı tüm aralığı da yazalım isterseniz. Tüm aralık hem bundan hem bundan. 1 ile 9 arasında alttan küçük eşit. O zaman 1 ile 6 arasında mıdır arkadaşlar? X'imiz evet. Ama 6'da küçük eşitlik var. Bu aralıktaki tüm değerleri sağlar. AC uzunun en büyük tam sayı değeri isteniliyor bizden. O da nedir arkadaşlar? 6 yapar. Tamam gençler. Evet örnek 17. Böylelikle 6 yaptı. Geldik örnek 18'e. E, hocam ne var işte burada? Şöyle bir şey diyebilirsiniz. Hop şu üçgende hocam üçgen esli uygulayacağım. Bitti gitti. Evet diyebilirsiniz. Şimdi beni dikkatli bir şekilde dinle. Arkadaşlar. Evet ekstra bilgiler verildiğinde. Genellikle büyük ihtimalle karşımıza genişlik ya da darlık çıkıyor. La kardeşim bak ne güzel. X'e ait bir üçgen var. Direkt üçgen esli uygulayacaksın burada. Ama e, burada bunu uygulayacaksın. Tamam doğru. Sana buradaki dikliği niye vermiş? İşte ekstra bir bilgi var. Hocam dik ya. E buradaki açı dar. Bu 90'dan küçük. Burası da 90'dan küçük. E hocam burası kesinlikle ama kesinlikle nedir? Geniş. Yalnız unutmayın ekstra bir bilgi verdiklerinde büyük ihtimalle genişlik ya da darlık vardır. E hocam burası dar. E burası da kesinlikle geniştir. Ya da 90 artı bir şey olduğu için buradaki açı. iki iç açı bir dış açı eşit işte olduğundan. E ne yapacağız hocam burada? Öncelikle üçgen eşitliğini uygulayacağız. 5, 12 eksi 5 ile 12 artı 5 arasında. Yani 17 ile 7 arasında. Bir bu dursun. Bir de geniş açı formülünü uygulayacaksın. Geniş açı formülü de hocam x'in karesi büyüktür 5'in karesi artı 12'nin karesi diyeceksin. x'in karesi büyüktür 169 geldi. x büyüktür ne geldi? 13 geldi. E elimizde iki tane değer var. Bir bu bir de bu. Her ikisini birden düşünecek olursak arkadaşlar. x ne ile ne arasında oluyor? Hocam 13'ten büyük 7 ile 17 arasında. 13 ile 17 arasında mı olacak? Evet x'in kaç farklı tam sayı değeri vardır? 14 14, 15, 16. Yani kaç tane oluyor? 3 tane değer olmuş oluyor arkadaşlar. Ama şimdi dikkat. Ben bu, bu tür sorularda özellikle özel üçgende biliyorsak özellikle kenarlar özel üçgenin kenarlarıysa kısa yoldan yapabilirim. Hocam ne yapacağım? 90'mış gibi düşün. 5, 12, 13 olur. 90'dan büyükse 13'ten büyük. Hemen x aralığı alacaksınız. Bak direkt yazabilirsiniz. Hocam 13'ten büyük. 13'ü buraya mı yazacağım? Hayır. X 13'ten küçük olmuş oluyor. Sol tarafa yazacaksın. X 13'ten büyükse. Tamam mı? Çünkü geniş ya x 13'ten büyük. E hocam burada üst sınır lazım bana. Üst sınırda nedir? Toplamları. Alt sınır lazım olsaydı farkları olacaktı. Direkt toplamları yani 17 yazarsın. Buradaki yaptığımız işlemleri direkt tek hamlede de bu şekilde özel üçgeninde kullanarak da sonuca ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Tamam haberiniz olsun 13 ile 17 arasında 14, 15, 16 3 tane değer alır gençler. Evet örnek 18'i e 3 bulduk. Geldik örnek 19'a. Hmm. Hocam ne var burada? AC uzunluğunun alabileceği tam sayı değerlerin toplamı isteniyor bizden. Hocam x ne var burada? Üçgen eşitliği uygulayacağız hocam. Eyvallah. Ama niye x kenarlığı vermiş? Bir düşün. Ekstra bir bilgi varsa büyük ihtimalle %99.9 genişlik ya da darlık vardır arkadaşlar. Ha, ekstra bir bilgiyi 60'tan büyük dediyse o zaman 60'tan büyüklüğü kullanacaksın. O ayrı. Hani özel bir şekilde sarı bir yeri işaret etmiyorsa büyük ihtimalle genişlik ya da darlık vardır. Evet acaba geniş açı mı? Hocam genişe benziyor zaten burası deyip o şekilde de dememek lazım. Kesin ve garanti bir şekilde geniş ya da garanti bir şekilde dar diyebildiğimiz zaman geniş açı ya da dar açı formülünü uygulayabiliriz. Hocam ne var burada? X kenar. X kenarlığı kullanalım. Hocam X kenarda çizilen yükseklik e, mutlaka üçgen içinde olur ve iki eş parçaya ayırır ya. Aa dik üçgen çıktı. Dik üçgen olduğundan burası dardır. Burası da nedir? Geniştir. O zaman bizim kısa yolu yine uygulayalım. Direkt X toplamlarıyla farkları arasında bir bir de 90 olsaydı burası 6 8 10 olacaktı. Hocam 10'dan büyük olacak. Onu buraya mı yazacağım? Hayır. X 10'dan küçük oluyor. Onu bu tarafa yazacağım. Bak X 10'dan büyük oldu. Üst sınır lazım. Üst sınırda nedir? 8 artı 6 deyip hızlı bir şekilde yapabiliriz. Yani 10 küçüktür X küçüktür 14 geldi. Bizden bunların toplamı isteniliyor. 11, 12 ve 13'ün toplamı. O da kaç yapıyor arkadaşlar? Şu hepsini topladığın zaman 36 yapıyor. Ortadaki çarpı adet. Kısaca yaptım ama neyse. 11, 12, 13'ü toplarsınız klasik bir şekilde. Cevabı yine 36 bulursunuz. AC'nin alacağı tam sayı değerlerdi arkadaşlar. Tamam. Mantık bu gençler. Geldik bir sonraki soruya. Ee, hocam zaten direkt BAC açısını geniş vermiş. Yani direkt buradaki açıyı sana geniş demiş adam. E ee, Ne yapacağız? Hocam eşitlik var. Eşitlik varsa ne gelecek aklına? Evet. Orta taban. Çiz kardeşim orta tabanını. Çizdin. Hocam orta tabanı çizdik. Şuradan bir paralel attık. 12 ise 6 bunlar da 8 8 oldu. Peki artık x'e ait bir üçgen oluştu mu? Oluştu. Şurada bir üçgen esli uygulayacağız ama adam sana genişliği boşuna mı verdi? Hayır. Şunlar paralel ya. Hocam bu açıyla bu açı aynı. Yani burası da geniş açı. E o zaman burası kesinlikle ama kesinlikle ne oldu? Dar oldu. O zaman x kısa yoldan yapıyorum. Toplamları ya farkları bir bilmem ne falan demeye gerek yok. Arkadaşlar 90 olsaydı 6 8 10 olacaktı. 90'dan küçük olduğu için 10'dan ne olacak? Küçük olacak. O zaman x küçüktür 10. Alt sınır lazım. Alt sınırı da farkları. 8 eksi 6 deriz. 2 küçüktür x küçüktür 10 deriz. E, zaten alabileceği en büyük değer isteniyor. En büyük tam sayı değer isteniyor. Cevabımız da böylelikle 9 çıktı. Ve geldik örnek 21'e. Örnek 21'de de ne verilmiş? Hmm. 5 var 7 var x var. Hocam ne var bunda? Direkt üçgen eşitliğini uygulayabiliriz. Diyebilirsiniz. Haklısınız. Ama ne dedim ben size? Ekstra bir bilgi verildiğinde ya büyük ihtimalle genişlik ya da darlık vardır. Tamam. Uygulamadan önce. Hocam bu özel bir kenar olmadığı için öncelikle bir şeyi uygulayalım. X toplamlarıyla farklar arasında 7, 5, 12 ile 7, 5, 2 arasında. Tamam bu dursun elimizde. Sonra ne yapacağız? Hocam şurada açı ortay bu da açı ortay verilmiş. Acaba genişlik ya da darlık var mı diye bakacağız. Hocam işte tam buradaki açı. Tam buradaki açı nedir? 90 artı A açısı bölü 2 değil miydi? Yani burası nedir arkadaşlar? İki tane iç açı ortaya arasında kalan açı. 90 artı A açısı bölü 2 olduğundan dolayı kesinlikle 90'dan büyük oldu. Mesela şu olmuş olsaydı kesinlikle demezdik. 89 artı A açısı bölü 2 deseydik kesinlikle geniş açı diyemezdik. Geniş açı olması için 90 artı bir şey olması lazım değil mi? Evet bu 90 artı A açısı bölü 2 olduğundan kesinlikle geniş. O zaman geniş açıyı da uyguluyorum. X'in karesi büyüktür 5'in karesi artı 7'nin karesi özel üçgen olmadığı için mecbur buradan yapacağız. Yani X kare büyüktür 25 artı 49'dan o zaman x kare ne geliyor gençler? x kare büyüktür 74 geldi. 7 değeri sağlanmıyor 8 değeri sağlanmıyor 9 değeri sağlanıyor. Yani 9 sağlanıyor ise eşitlikte koyacağız. O zaman ne geldi arkadaşlar? Bir buradan bir değer bir de buradan bir değer. x'in aralığını yazacak olursak hocam x ne ile ne arasında? 2 ile 12 arasındaydı 9'dan büyük eşit. Hocam alt sınır o zaman 9 olacak. Hatta 9'da eşitlikte olacak. E, üst sınır lazım bana burada. O da 2 ile 12 arasında olduğundan 12 oldu. X'in kaç farklı değeri vardır? 9 değerini alır. 10 değerini alır. 11 değerini alır. 3 tane değeri vardır diyeceğiz arkadaşlar. Tamam. Ekstra bir bilgi de genişlik ya da darlık. Bunu sakın ama sakın unutma. E hocam. Şunu diyebilirsiniz. Şunu diyebilirsiniz. Şu soruyu sorabilirsiniz. Hocam burası geniş ya. E, diğer açılarda kesinlikle bak. Şöyle bir yorumunuz olabilir belki. Hocam burası geniş. E bu açılarda kesinlikle ama kesinlikle dar değil mi? E burası 90'dan büyükse bunlar da 90'dan küçük oluyor. Yani 5 var, 7 var bir de x var. Ben burada genişliği uyguluyorum ama diğerlerinde de darlığı uygulasam mı acaba? Uygulamana gerek yok. Çünkü bu geniş açı olduğu için en büyük açı bir kere x hem 7'den hem de 5'ten büyük değil midir? En büyük kenar değil midir? Evet. E dolayısıyla 7'nin karesi küçüktür. x'in karesi artı 5'in karesi otomatikman sağlanıyor. Çünkü x 7'den büyük bir değer zaten arkadaşlar. O yüzden buradaki darlıkları uygulamanıza gerek yok. Geniş açıda bunlar otomatik sağlanıyor. Hem 7'nin karesi hem de 5'in karesi. 5'in karesi küçüktür. X'in karesi artı 7'nin karesi direkt sağlanıyor. Çünkü x 7'den büyük bir sayı olduğundan dolayı arkadaşlar hem bu hem bu sağlanıyor. Otomatikman sağlandığı için hiç bunlara bakmamıza gerek yok. Genişlikte sadece geniş açının karşısındakine bakmanız yeterli. Peki gelelim örnek 22'ye. Aa hocam ne güzel. Şimdi burada diyeceksiniz ki x toplamları ya farklar arasında. Eyvallah. Ekstra bir bilgi verilmiş. Hocam şu üçgende ne var? Hocam şuraya bakacak olursak şuradaki üçgende burası ne olmak zorunda? Buradaki açı 90 eksi a açısı bölü 2 olduğundan kesinlikle kesinlikle dar açı dediniz büyük ihtimalle. Hadi bu soruyu da siz yapar mısınız? Bakalım doğru mu yapacaksınız yanlış mı yapacaksınız? Boşu boşuna hiçbir zaman bir şey anlatmam. En son anlattığım şeyde bir soru sormuştunuz falan filan. Bak spoilerı da verdim. Biraz düşünün bakalım. Düşünün. Evet ben yapıyorum. Öncelikle ben şurada bir şey anlattım biraz önce. Ne anlattım? Böyle e, burası genişken diğer açıların darlığını incelememize gerek var mı diye. Aslında bir sonraki sorunun spoilerını verdim. Bakalım siz kullandınız mı onu? Hocam bu üçgende hemen bakıyorum. Dar açılığı kullanılabilir. Hocam burası dar açı. Eyvallah. Dar açı olduğunda 6 8 10. Yani burası 10'dan küçük olacak ve burası farkları mı olacak arkadaşlar? Evet. 10'dan e, küçük olacaksa onu sağ tarafa yazarım. Farklarından da büyük olacak 2. Cevabımız 2 ile 10 arasında değil. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Hocam burası dar açıysa sadece burayı dar açı diye yorumladık. Diğer açıları yorumlamadık. Hocam bunlar kesinlikle dar ya da kesinlikle geniş olur diye bir şey söyleyebilir miyiz? Hayır. Mesela atıyorum burası 40 dereceyken e burası 100 olabilir ya da 110 olabilir. Geniş olabilir. Ya da burası atıyorum 80 olabilir arkadaşlar. Burada da bir bilinmezlik vardı. Ama burada kesinlikle dar dediyse biz dar açı formülünü buna göre uyguladık. Ama diğerlerinde bilinmezlik olduğu için onu o şekilde uygulamadık. Ama şuna da bir bakın. Burası kesinlikle dar dedik mi dedik. Hocam bunu dış açı ortay demiş. Bunu da dış açı ortay demiş. Arkadaşlar Açı ortay, yani doğru açıdan çıkan, doğru açıdan çıkan bir açı ortay doğrusu gördüğünüz zaman e, Yani doğru açıdan dediğim şu doğru açının bir parçasından çıkan açı ortay doğrusu gördüğünüz zaman Hocam burası 180 değil mi? Evet. E o zaman burası 180'den küçüktür. Aynen öyle. E o zaman bir tane açıda 90'dan kesinlikle küçüktür diyebilir miyiz? Evet. Bak burası darken, diğer açıda kesinlikle ne oldu? Dar açı oldu. Açı ortaylarının olduğu yerlerde de işte dar açılıyı düşüneceksiniz arkadaşlar. Ama böyle doğru açı varsa. Yani tutup da 360 derecelik bir açının açı ortayından bahsediyorsa yani şöyle ve şöyle şu açının açı ortayından bahsediyorsa bunun genişliğinden ya da darlığından bahsedemezsiniz. Ama şöyle bir doğru açı tayin edip de şu açının açı ortayından bahsederse hocam bunun tamamı 180 olduğundan buraları e, şu iki açı 90'dan kesinlikle küçüktür. Çünkü Burası 180'den küçük oldu. E o zaman buraları da 90'dan küçük olur diye yorum yapabilirsiniz. İşte açı ortaylık olduğunda da yine dikkat etmeniz gerekir. Zaten e, bu tür böyle darlık genişlik hikayelerinde ya 90 dereceyi verirler. Ya böyle e, şey verirler. ikizkenarlık kenarlık verirler. Ya da böyle dediğimiz gibi arkadaşlar açı ortaylık verirler. Aralarında kaç bir önceki soruda da, genişti şimdiki de dar. Ya da açı ortayın kendisi direkt dar olabilir. İşte burası kesinlikle dardır arkadaşım. Aynı şekilde burası da kesinlikle dar mı? Dar. Burada kesinlikle ama kesinlikle bütün açıları dar buldum. Bütün darlıklara bakmam lazım benim. Evet buradaki darlığa baktım. Eyvallah. Aynı zamanda neredeki darlığa da bakmalıyım? Şuradaki darlığa da bakmalıyım. Hocam buradaki darlık zaten direkt sağlanıyor. Yani bunu incelememize gerek yok. Altının karesi, bak şuradaki darlık arkadaşlar. Altının karesi, 8'in karesi artı x'in karesi zaten sağlanıyor. Bunu incelememize gerek yok. Şuradaki darlığı incelersek. Bakın şunu incelememize gerek yok ama şuradaki darlığı incelersek bir değer geliyor. 8'in karesi küçüktür. X'in karesi artı 6'nın karesinden 64'ten 36 çıktı. 28 yaptı galiba. 28 küçüktür. X kare. Evet 64 36. Aynen öyle. Ee, o zaman X kare 28 küçüktür x kare ise 5 sağlıyor mu sağlamıyor 6 sağlıyor 6 7 8 yani x büyük eşittir 6 mı geldi arkadaşlar buradan evet e hocam biz ne bulmuştuk en son Bak şunu zaten direkt şuradaki darlıktan bulmuştuk. Şu darlığı incelemedim. Çünkü niye? 6'nın karesi zaten 8'in karesinden küçük. 8'in karesi artı x'in karesi dediğimiz zaman 6'nın e, karesi 8'in karesi artı x'in karesi dediğimiz zaman sağlanıyor dedik ama bu eksi bilmem kaç. Eksi 28 küçüktür x kare geliyor. Buradan bir değer gelmiyor. Zaten 6'nın karesi 8'in karesinden küçük zaten değil mi? Ama şuradan bir değer geldi. 8'in karesinden dolayı bir değer geldi. O da x büyük eşit 6 geldi. Evet x büyük eşit 6 geldi. Bir de biz e, 2 ile 10 arasında olduğunu biliyorduk. O zaman bizim x ne ile ne arasında olacak arkadaşlar. Bakın büyük eşit 6. Yani x büyük eşit 6. Şurada 6 küçük eşit x ile aynı şey demek. Hocam 2 ile 10 arasındaydı. Üst sınırda 10 olacak. X'in alabilecek değerler toplamı 6, 7, 8 ve 9 değerleri. 9, 8 daha 17, 17, 7 daha 24, 6 daha 30 yapar arkadaşlar. Çoğunluğunuz bunu sadece ve sadece buradaki darlığı düşündüğünüz arkadaşlar. Diğer açılarda da bazen darlık durumuyla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Buna lütfen dikkat edin. Evet örnek 22'de böylelikle 30 çıktı. Geldik örnek 23'e. ABC üçgeni şeklindeki bir kartona aşağıdaki katlamalar uygulanıyor. Evet önce böyle katlamış. Katlanılan hali geri açalım arkadaşlar. Tam üçgenin içine düşmüş o. Hop şöyle açtık. Hocam burası 10 iken 6 olduğunu biliyoruz. Eyvallah. Sonra ne varmış burada? Böyle bir katlama olmuş. Buradaki katlamayı da açalım arkadaşlar. Hop şöyle ve hop böyle. Bu da üçgenin dışına doğru katlanmış arkadaşlar. Tamam. Yani burası 13 gen 13 şu katlamada. Burası 5 iken burası da 5 olduğunu söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Peki. iki katlamada da katlama çizgileri birbirine eşit olduğuna göre. Her iki katlamada katlama çizgisi arkadaşlar bu. Birinde bu. Birinde de bu katlama çizgisi değil mi? eşit olduğuna göre katlama çizgisini alabileceği sayı değerlerin toplamı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Evet. Şimdi gençler sen bunu katlamışsın ve üçgen içinde kalmış bu değil mi? Üçgen içinde kalmış. Dikkat. Hocam katlama da üst üste binen açılar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit. Aa ne çıktı burada? Açı ortay. Bunun tamamı 180 ya. İşte burası kesinlikle ama kesinlikle nedir? 180'den küçüktür. Bak ekstra bir bilgi varsa genişlik ya da darlık sadece bu üçgendeki üçgen eşitliği yetmeyebilir. Tamam x neyle ne arasında onu biliyoruz. x neyle ne arasında arkadaşım şuraya baktığın zaman 4 ile 16 arasında bunu biliyoruz. Eyvallah ama bir de şurada bu açılar da açı ortaya olduğundan katlanılan yer üçgenin içine düştüğünden hocam buradaki açı 180 derece olduğundan burası 180'den küçük yani buradaki açı kesinlikle dar çıktı. Hatta buradaki açı da kesinlikle dar çıktı. Şuradaki darlığı uygulamama gerek yok. Zaten altının karesi 10'un karesinden küçük değil mi arkadaşlar? O zaten direkt sağlanıyor. 6'nın karesi küçüktür. 10'un karesi artı x'in karesi sağlandığından buradan bir değer gelmez. Ama şuradaki darlığa bakacak olursak. Yani <laughs> 10'un karesi küçüktür. 6'nın karesi artı x'in karesinden bir değer gelecek arkadaşlar. 100'den 36 çıktı. 64 küçüktür. x kare geldi. Ve e, buradan 8 değeri sağlamıyor. E, 64 küçüktür x kare. 9 9 9 sağlanıyor. Ya kare aldığımızda 8 küçüktür. X geliyor daha doğrusu. Niye ben değer veriyorsam. Direkt kare alınıyor zaten burada. E hocam bu ikisine bakacak olursak o zaman ne geldi? X bizim ne ile ne arasında geldi? 8'den büyük ve 4 ile 16 arasındaydı. Direkt üst sınır 16 yaptı. Evet buradan bunu bulduk. Eyvallah. Alt tarafa gelelim. Hocam alt tarafta da. Bakın ben bunu böyle katladığımda. Üst üste binen açılar birbirine eşit. Eyvallah. E ondan sonucuma... <laughs> Hocam buradaki darlığı mı uygulayacağız? Yok. Dikkat. Burada da üst üste binen açılar birbirine eşit değil mi? Değil mi? Arkadaşlar. Evet. Aa bak. Bunun tamamı 180. E hocam bu açı 180'den büyük. 2'ye böldüğün zaman o zaman bir tane açı da 90'dan büyük olmak zorunda değil mi? Evet. Yani burada kaç ne oldu arkadaşlar? Geniş açı oldu. E geniş açı olduğunda diğer açılar zaten dar oluyor. Direkt darlıklar zaten sağlanıyor diye söylemiştim. Sadece genişlikte de geniş açılığı incelemeniz yeterli. Ama öncelikle x ne ile ne, ne arasındaydı burada? 18 ile bakın toplamlarıyla farklar arasında. 8 arasında değil mi arkadaşlar? Evet 18 ile 8 arasında. Geniş açı formülünü de uygulayalım burada. Hocam geniş açı formülü de şunu şuraya alalım. 8 küçüktür x küçüktür 13 geldi. Geniş açı formülü de 13'ün karesi büyüktür. 5'in karesi artı x'in karesi olduğundan. 169'dan 25 çıkınca 144 geldi. Büyüktür x kare geldi. Buradan 12 büyüktür x geldi. Yani x küçüktür 12 geldi. Şu ikisine bakacak olursak da x ne ile ne arasında oldu arkadaşlar? Hocam burada 13'ten küçük, 8 ile 13 arasında burada 12'den küçük, 12 ile 8 arasında mı oldu? Evet. Ev zaman en son ben niye bakıyorum? Hocam şöyle bir bilgi buldum ve şöyle bir bilgi buldum. Evet, madem bu bilgileri buldum bunları kullanacağım. X ne ile ne arasında arkadaşlar? 8 ile 16 arasında burada 8 ile x arasında katlama çizgisinin. Alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Bak. Direkt taraf tarafa toplama yapmayalım tabii ki. X'in aralığını direkt bulalım arkadaşlar. X'in aralığı ne yapıyor? Direkt 8 küçüktür, X küçüktür. Bu 8 ile 12 arasında geldi burada. Burada da 8 ile 16 arasında geldi. Ee, e, küçüklerde hani büyük olanı seçecektik. Hocam 2 aralık geldiği için. Burada zaten ne geldi? 8 geldi. ikisi de aynı. 16'dan küçük, 12'den küçük. Büyüklerde de küçük olanı seçecektik. Yani 12 yapıyor arkadaşlar burası da. O zaman değerimiz ne oldu? Ee, X değerleri ne olacak arkadaşlar? Alabileceği tam sayı değerler 9 oluyor, 10 oluyor ve 11 oluyor. Topladığımız zaman o zaman cevabımız kaç çıkar arkadaşlar? Böylelikle 30 çıkar gençler. Evet dikkat edin katlama bak içeri düşmesinde dikkat edin katlama içeri düşmesinde açı ortaylar darlık görevinde oldu. Buradaki katlamada bak bu açıların eşit olması. Bak burası 180 derece olduğundan tamamı 180'den büyük. Geniş açı hikayesi karşımıza geldi arkadaşlar. Gerçekten güzel bir soru bu da. Katlamayı da şeyde yorumlattıran hoş sorular. Ee, bir sonraki kısımda da arkadaşlar sadece özellikler kaldı. Şu özellikleri de isterseniz bir sonraki videoda halledelim isterseniz arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.